Hoş bulduk. O kadar. Anladım. Hayır, ne soracağız? Soracağız. Hem emniyetten takip edin. Hem sizin göçülerse burada. Yani bu buyurun çayınız için gelin bir gün. Onlar kabul gereğini zaten hukuk yapmış. Yasalar arasında. İşte pazar günü saat işte 18.55 civarıydı. O civarlarda biz arkadaşlarla halı saha maçımız vardı, oraya gidecektik. İşte 7-8 kişilik Afgan grubuyla bir tartışmamız oldu orada. Ondan sonra ayrıldık. Biz yolumuza baktık. Maçımız vardı, zaten maça gidecektik. Ondan sonra arkadan bir arkadaşıma saldırdılar. Ben de o saldıranın üzerine yürüdüm. Gözlüğümü çıkarttım. Gözlüğüm vardı gözümde. Ondan sonra yan taraftan işte arkamdan Muşta'yla biri saldırmış, ben görmedim yani. Polisler izletti, orada farkına vardım. Bana kimi vurdu onu. İşte ondan sonra oradaki darbeyi aldıktan sonra çok büyük bir kanamam oldu. Orada durduramadım kendimi de. Çevredekiler işte tampon yaptılar. Ondan sonra 112'yi aradık. Atatürk Üniversitesi'ne gittik araştırmaya. Orada işte bir tomografi çekildim. Burnumda çatlak olduğunu öğrendim. Ondan sonra burnumu işte yerine tutturdular. İlaç falan, sonra karakola gittik, ifade verdim. Davacı olduğumu söyledim. Şikayetçi olduğumu söyledim. Bu kadar. Peki linç girişiminde bulunmuş vatandaşlar? Orada benim haberim yok. Ben kendi derdime düşmüştüm orada. Yani bunun çok kanadığı için hiçbir şeyin farkında değildim. Bayıldın mı sen yoksa? Yok, bayılmadım. Çıkamıyor. Yok öyle yapma. İnanın ki girerken, yani çoğu öyle. Bir tanesi de girerken çocuklar, yani o yaştaki çocuklar böyle işte. Allah korusun, çocuğun gözü çıksaydı kim hesabını ya, bu, yani bize? Afganlı, çünkü o kadar kirli şeyler dolaştı ki dün akşam. Önce Suriyeli dediler değil mi Turgay Bey? Sosyal medyada hiç olmayacak şeyler. Yani ne bizim gibi. Ülkeyi dışlamış o zaman gece onun ne var ne yoksa bana atabilirim yani, ben öyle bir insan değilim. Zaten bize de. Çünkü benim kültürüme yakışmayan bir şey bu. Yapışmış. Yani benim atalarım, benim dedelerim hep misafirperverlik yapmış, yıllarca coğrafyaya sahiplik yapmış. Çocuğun yerinde sizin kendi oğlunuz olsaydı aynı tepkiyi mi verirdiniz acaba, merak ettim. Bir şey diyorum ablacığım, diyorum ki olayın, yani olaya müdahil olanlar cezasını alacak. Yani biz böyle bir şey gelse biz ne yapardık gibisinden. Her türlü yardımda yaptık, kol kanatta geldik. Yani komşulardan şikayetçi değiliz. Ha, çok iyi insanlar var işlerinde, hepsini kötülemiyorum. Hı. Çok iyi insanlar var ama çok... Fenası da var yani. Kanunlarda idare edilen bir ülke ve herkes olmak zorunda. Herkes olmak zorunda ve bunu zaten yani biz kendi işte öcümüzü ya da kendi işte bize yapılan... Bütün Afganlar aynı kefeye koymak benim mümkün değil. Biz tasvip etmediğimiz bir olay, istemezdik öyle olmaz, böyle bir şey olmasın ama dediğim gibi Türk milleti olarak mazlumun yanında olmuşuzdur, ihtiyaç olana ihtiyacını karşılamışızdır, kucak açmışızdır. Böyle bir şeyin yaşanması da İster istemez insanı böyle bir düşündürüyor, acaba biz mi yanlış yaptık? Ama bunu da gereken devlet büyüklerimizin de yapmasını bekliyoruz yani. Artık cezasını mı ve cezasını çekilir, ondan sonra sınır düşünebilir veya sınır yapılır. Veya sınır kapatılır, bunların hiçbir içeri girmez mi? Yani sadece ben değilim, bugün kime sorsanız artık bunlardan müzdarip hale gelmiş yani. Yarayan bir, kanayan bir yara haline gelmiş bu iş. Ablam siz neler söyleyeceksiniz? Ben sadece cezasını çeksin ve artık burada kalmasın. Nasıl öğrendin abla sen? Ben akşam işte komşum aradı beni ki Ömer evde mi? Ben de yok dedim. Ondan sonra bize gel dedi, sana bir şey diyeceğim. Gittim, dedi ki şey neyse dedi, Ömer karakoldaymış. Hafif yaralanmış. Eve geldim işte babasını aldık, aşağı gittik. Karakola gidemedik. Geri geldi eve. Geldim kapının önüne gördüm yani 11'de duydum ben. Haberim öyle oldu. Yani herkese duydum. İşte bir çocuğun gözü çıkmış, çocuk ölmüş. Kimisi ölmüş dedi, kimisi gözü çıkmış dedi. Ben de baktığımda dedim, aa dedim, kör ölüm dedim. Şimdi annesi ne yapıyormuş? Halbuki çocuğu da benimmiş de haberim yokmuş. Pazar günü saat işte 16.55 civarıydı. Biz bir tartıştık bunlarla. Ondan sonra... Tanıyor musunuz kimi? Tanıyorum. Tartışma neden çıktı peki? Abi baktılar bize, biz de hayırdır dedik. He bak siz. Yan baktı diye. Aynen. Onlar da işte geldi 7-8 kişi zaten. Biz de 3 kişiydik. O da bir tartıştık, onlar çıktı gittiler. Biz de bir ilerliyorduk. Halı saha maçı oldu.